Büyük ihtimalle sanal ortamlara koyduğunuz şeylere dikkat etmeniz gerektiğini biliyorsunuz. İşte size bunun nedenini açıklayacak bir hikaye. Bir zamanlar Can diye bir arkadaş en sevdiği sosyal medya aracına bir fotoğraf yükledi. Kötü bir fotoğraf değildi. Belki biraz şapşal ama masum bir fotoğraftı. Ama Can bu fotoğrafın onun başına geleceklerin nedeni olduğunu bilmiyordu. Can fotoğrafı yüklediğinde fotoğraf birkaç yerde depolandı. İlki tercih ettiği sosyal ağın servis sağlayıcısıydı. Bu sayede bütün arkadaşları fotoğrafı görebildiler. Diğer bir yerse devlet servis sağlayıcısıydı. İnternetten birçok bilgiyi ileride lazım olabilme ihtimaline karşı topluyordu. Ve üçüncüsü ise bir suç çetesinin servisiydi. Sosyal ağda Can'ın arkadaşlarının bazıları fotoğrafı beğendiler ama çoğu görmezden geldi. Aynı zamanda bu sosyal ağ bu fotoğrafı bir reklam şirketine erişilebilir hale getirdi. Fotoğraftaki frisbee'yi gören şirket, Can'a birçok frisbee reklamı yollamaya başladı ve daha fazla frisbee almasını umdular. Oysa birazdan yaşanacaklar yüzünden bu imkansızdı. Çünkü suç çetesi Can'ın fotoğrafını arkadaşlarından daha çok beğenmişti. Neden mi? Çünkü resimde Can'ın evi de gözüküyordu. Resim dosyasındaki bir bilgi fotoğrafın tam olarak nerede çekildiğini gösteriyordu. Böylelikle Can'ın adresini kolaylıkla bulabildiler. Bu suç çetesi zaten Can'la ilgili başka bilgileri de Can'ın dikkatsizce internete koyması sayesinde toplayabildiler. Örneğin kimlik numarası ve telefon numarası. Daha sonra Can'ın bankasını aradılar. Ellerindeki tüm bilgiyi kullanarak bankayı şifreleri değiştirmek için kandırdılar. Daha sonra Can'ın bütün parasını kendi hesaplarına geçirdiler. Ayrıca Can'ın e-mail adresine de erişip arkadaşlarına da kötü yazılımlar göndererek onların da tüm paralarını çaldılar. Bu haliyle Can'ın sosyal hayatı için iyi olmadı. Arkadaşlarını kaybetmenin acısıyla Can dünyanın öbür ucuna tatile çıktı. Ama şans bu ki Can'ın seçtiği ülke Can'ın fotoğrafını alan ülke çıktı. Şanssızlığa bakın ki Can'ın şortundaki desenler o ülkeyi devirmeye çalışan topluluğun bayrağıyla benzer çıktı. Bu yüzden de tehlikeli bulundu. Güvenlik onu kenara çekti ve giriş izni verilmedi. Can'ın hikayesi en kötü durumu anlatıyor ve büyük ihtimalle internette bir resim yüklediğinizde başınıza bunlar gelmeyecek. Fakat bu olaylar aslında birçok kişinin başına her gün gelebiliyor. İnternete yüklediğiniz her türlü bilgi, bütün konuşmalarınız okunabilir ya da çalınabilir. Bunu reklamcılar, hükümetler ya da çeteler yapabilir. İşte bu yüzden internete yüklediğiniz şeylere çok dikkat edin. Bütün yazılımlarınızı güncel tutun ve ziyaret ettiğiniz her site için farklı şifreler kullanın. Bu sorunlar biz sanal iletişimi daha güvenli hale getirmedikçe devam edecek. Üzgünüm Can.